Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir yayın konuğum var. Eğitim sosyoloğu Profesör Doktor Tunay Kamer yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Zira üniversite sınavlarının sonuçlarından sonra tercihler sona geldi, sona yaklaşıldı. Ama en çok merak ettiğimiz konu şu ki öğrenciler artık yeni nesil neler bekliyor mesleklerden? Size danışanlar, öğrencilerle birebir muhatap olduğunuzda onların mesleklerden beklentileri neler? Şimdi malum dünya artık değişiyor. Yani malum küreselleşmeyle başlayan süreç, şu an postmodernizmle devam eden değişimler ve dönüşümler ister istemez gençlerin dünyaya bakış açısını ve ileride tercih edecekleri mesleklerde nasıl mutlu olacak ve ekonomik anlamdan nasıl bir kazanç ya da nasıl bir statü kazanacağı hep soru işareti olarak kalıyor. Zaten bu süreç üniversiteye hazırlık süreci ister istemez yoğun ve zor bir süreç. Bunu atlattıktan sonra çok başarılı ve üst düzeyde bir puanlar alsa da acaba ileride nasıl bir meslek yaparsam daha mutlu olurum veya toplumsal anlamda statüsünü veya karşılığını tam olarak görebilir miyim, ekonomik bir refaha ulaşabilir miyim endişesi hep gençlerde maalesef var. Buna bir de işte küreselleşme, postmodernizm yanında dijitalleşme eklendi. Dijital hayatla birlikte artık hayatımız ve yapay zeka günden güne hayatımıza daha fazla yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bir gelecek kaygısı var. Şimdi burada şu var, yapay zeka ile birlikte belli mesleklerin ortadan kalkacağı endişesi, haberler gündeme geldikçe bu gençlerde de oluşmaya başladı. Acaba o mesleği seçtiğimde 4 yıl sonra veya 6 yıl sonra oradan mezun olduktan sonra o mesleğin karşılığı olacak mı endişesi taşıyorlar? Ben burada şu vurguyu yapıyorum. Hangi meslek olursa olsun artık dijitalleşmekten kaçamıyoruz. Yani bir hukukçu olsak da artık siber güvenlikle ilgili siber hukuk dediğimiz bir alan oluşmaya başladı. Tıp fakültesini tercih ediyorsunuz. Artık tıp fakültesinde işte yapay zeka ile ilgili yapay organlar, belli işte ne bileyim Parkinson hastalığı için pillerin gelişimiyle ilgili çeşitli çalışmalar veya işte değişik organlar, nakiller, bunların hepsi baktığınızda dijital ortamlarda gerçekleşiyor. Veya siz artık bir şehir planlamacısı olacaksınız, artık akıllı şehir uygulamaları var. Yani baktığımızda tüm mesleği, öğretmen için de geçerli. Malum salgın sürecinde uzaktan öğretim süreçlerini yaşadık. Orada da dijital araçların kullanılması veya yetkinlikler ön plana çıktı. Yani tüm mesleklerde dijitalleşmeyi bilmeden maalesef artık mesleklerin ayakta durması söz konusu değil. Elbette artık emek gücü gerektiren işler günden güne azalıyor. Çünkü otomasyon sistemleri veya fabrika sistemleri dahi değişmeye başladı. Dolayısıyla belli mesleklerin ortadan kalkması gayet normal. Ama birçok meslek yakın dönemde tam anlamıyla kalkacak değil, dönüşecek. Bu dönüşüm de dijitalleşmeyle olacak. Dolayısıyla öğrenciler meslek seçerlerken özellikle üniversitenin dijital altyapıları veya uluslararasılaşma noktasındaki eksiklikleri var mı? Ya da bu konudaki üstün performansları neler? İkili işbirlikleri neler? Sanayiyle entegre olabiliyorlar mı? Bu her alan için geçerli. Sadece mühendislikle alakalı değil. Yani dediğim gibi hukuk olsa dahi gerçekten sektörle işbirlikleri yapabiliyorlar mı? Öğretmen olsa dahi sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil diğer sektörlerle gerçekten işbirliği yapabiliyorlar mı? Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Ki artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyıl yeterlilikleri var. Biz buna Türkiye yeterlilikler çerçevesi de diyoruz hatta. Artık baktığımızda tercih yapan öğrenciler görmüşlerdir. TYC logoları var. Yani TYC logosu olan üniversiteleri tercih etmek daha önemli. Yüksek öğretimin akreditasyon süreçlerini başlattı, kalite süreçlerini. Bu kapsamda da işte uluslararasılaşma, işte dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen belli üniversitelerimiz var. Bunları tercih etmek öğrencilerin ilerideki yani gelecek hayatlarını daha da açacak. Çünkü niye? Dediğim gibi uluslararası çalışmalara entegre olacak veya öğrenci değişim programlarıyla farklı ülkelerde de eğitimler alıp ya da oradaki araştırmaları inceleme imkanları bulacaklar. Veya hocalar oradaki işbirliklerini belki ülkelerine getirip burada öğrencilerle buluşturacaklar. Dolayısıyla bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bir de akademik düşünüyoruz. Sadece akademik düşünmek de yanlış. Niye? Kişisel gelişim de çok çok önemli. Yani öğrencinin sosyalleşmesi, yüksek öğretimin en temel unsurlarından bir tanesi budur Aleyna Hanım. Hep bu geri plana atılıyor, hep akademik başarılara bakılıyor. Elbette akademik kadro veya üniversitenin imkanları çok çok önemli ama
aynı zamanda öğrenci kulüplerinin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencinin sosyalleşme, kendini ifade edebilme becerileri, işte grup içerisindeki o dinamizm ya da yöneticilik özellikleri, liderlik özelliklerinin açığa çıkma süreçleri, bir şeyleri başarabilme, işbirliği dediğimiz, işbirlikle öğrenme dediğimiz sistemlerin geliştirilmesi, bunlar da çok önemli. Bunu sağlayan da öğrenci kulüpleri. Yani üniversiteler son zamanlarda öğrenci kulüplerine çok büyük ağırlık verildi ama eskiden birçok üniversitede öğrenci kulüpleri hiç dikkate alınmıyordu. Buna da dikkat etmekte çok çok yarar var. Yabancı dil artık zaten olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bazı üniversiteler bunu uyguluyor. Programınız ne olursa olsun size bir yıl hazırlık imkanı verebiliyor. Ücretsiz veren üniversiteler de var. Dolayısıyla bunları da tercih etmek çok çok önemli. Bir diğer şey var. Üniversiteler çok başarılı öğrencileri kendilerine çekmek istiyorlar. Bu kapsamda örneğin ilk tercihlerini kendi üniversiteleri yapanlara maddi anlamda imkanlar veya yurt imkanları verilebiliyor. Bunları da değerlendirmekte yarar var. Malum ekonomik koşullar zaten ortada. Dolayısıyla bütüncül olarak bakmakta yarar var. Yani bir tek şey artık bir tek odaklandığımız konu olmaması gerekiyor. Çoklu bakmamız lazım geleceği yakalamak adına. Biz şunu da biliyoruz ki tercih yapılırken bile yapay zekaya soruluyor. Yani hani ileride yapay zekasız bir hayat artık düşünülemiyor. Hatta öğrencinin aldığı puan, acaba işte okulun puanı vesaire yerleşme sürecinde bile yapay zekaya çok fazla soranların olduğunu biliyoruz. Evet, yapay zeka bu kadar hayatımızın içinde, yeni meslekler, hiç adını sanını duymadığımız meslekler de var. İşte eskiden mühendis olmak, doktor olmak vesaire daha çok ön plandayken şimdi bambaşka bilişim konuları ya da meslekleri daha ön planda. Ama bununla ilgili de hep böyle bir sıkıntı yok mu? Yani bir yerde tıkanmıyor muyuz? Zaten ülkemiz olarak bilişimde neredeyiz? Öğrenciler işte karşılığını bulabilecek mi okuduklarının? Hep bu böyle bir soru işareti var akıllarında çünkü. Şimdi elbette bu endişeler de yerinde, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Elbette dijitalleşme ile ilgili belki belli ülkeleri veya birkaç ülkenin gerisinde olduğumuz düşünülebilir ama baktığımızda örneğin biz örneğin ülkemiz son zamanlarda havacılık sektöründe veya savunma sanayinde ciddi hamleler gerçekleştirdi. Yani bunun temelini farklı olaylara bağlayanlar da var ama sonuçta böyle bir gelişme var. Dolayısıyla bununla ilgili örneğin çalışmalar günden güne artmaya başladı. Örneğin bakıyorsunuz işte uzayla ilgili çalışmalar artmaya başladı veya şimdi günümüzde küresel ısınmadan sürekli bahsediyoruz. Çevre koşullarının değişmesi ya da sadece su kaynaklarından elde ettiğimiz enerjilerin değiştiğini ve dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Yani dolayısıyla enerji sistemleri, savunma sistemleri, havacılık sektörü, uzay mühendisliği ki uzayla ilgili artık uzayda maden arama ile ilgili çalışmalar başlatılıyor. Dolayısıyla dediğim gibi ben gelişen dünyada sadece bulunduğunuz şehirdeki yapabileceğiniz meslekleri düşünmek artık çok basite kaçıyor işin gerçeği. Dolayısıyla birazcık daha hani küresel düşünmek durumundayız. Veya Türkiye'de bir şirketinizi kurmuyorsunuz ama uluslararası faaliyetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu eğitim kurumları için de geçerli. Yani birçok reklamı görüyorum ben de eğitim sosyolog olduğum için. Bir okul açılıyor diyor ki ben uluslararası okul faaliyetleri izliyorum ya da işte uluslararası bakalorya sertifikası veriyorum ki siz yurt dışında da eğitimlerinizi devam edebilirsiniz diyor. Kastettiğim küresel düşünmek gerekiyor. Yani sadece yerel anlamdaki çalışmalar değil. İlerleyen dönemlerde dijitalleşme ile ilgili Türkiye'de ciddi adımlara gerçekleştiriyor. Yani dijital dönüşüm ofisi, e-devleti şu an yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bunun yazılımları veya malumunuz geçtiğimiz günlerde ufak bir yazılımdan dolayı tüm havacılık sektörü, finans sektörü bir anda durmuştu. Hani dolayısıyla biz örneğin Pardus diye bir işletim sistemi geliştiriyoruz. Hani TÜBİTAK bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyor ama o devlerle yarışmak elbette kolay değil ama bu adımlar ufak ufak olsa da atılıyor Aleyna Hanım. Dolayısıyla bu anlamda yetişmiş elemana da ihtiyacımız var. Bu hatta şu somutlaştırmak adına şu örneği de verebilirim. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ki bu tercih kılavuzunda da bunlar yer aldı. Lisans ve ön lisans programları eklendi. Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veriyle alakalı. Çünkü dünya artık buna doğru gidiyor. Buna baktığımızda bile zaten bu bize bir yol haritası olduğunu gösteriyor. Yani Yükseköğretim Kurulu'nun bu bakış açısı dahi. Dolayısıyla bu kapsamda sadece bilgisayar mühendisliği ya da makine mühendisliği değil. Yani yazılımla ilgili ya da yapay zeka ile ilgili farklı alanların açıldığını gözlemleyebiliyoruz ki hatta bunların ön lisans programları da var. Şimdi öğrenciler haklı olarak mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı da taşıyorlar. Yapay zeka operatörlüğü dediğimiz
ön lisans programlarından mezun olanlar da şu an işsiz kalmıyorlar. Hani düşünüldüğünde yani 2 yıllık meslek lise okulu mu okuyacağım hocam diyor ama baktığınızda birçok yazılım mühendisi, yani pardon bilgisayar mühendisinden daha ön planda işler bulabiliyorlar. Yapay zeka operatörlü dediğimiz veya veri bilimci dediğimiz kişiler ön lisans programlarında. Dolayısıyla bu tür meslekler artık dediğim gibi geleceğin mesleği bu tıkanma yaşamayacak. Çünkü değişim dönüşüm buna doğru gidiyor. Yani bu bir hayatın gerçeği. Dolayısıyla korkmak yarar yok. Yani havacılık dediğim gibi veya dijitalleşme ya da savunma sanayi, uzayla ilgili çalışmalar, enerji sistemleriyle ilgili çalışmalar, az önce ifade ettiğim şehir planlamayla ilgili, akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili birçok farklı sektörler bir beraberinde getiriyor. Tarım uygulamalarında artık yapay zeka kullanılıyor. Yani bir drone'la Sulama işte dediğim tarımsal yapılabiliyor. alanların işte sulamasından, onun hangi ilaca gerek olduğundan, neyin kuruduğunu, işte toprağın analizleri dahi alınan video görüntüleriyle gerçekleştirilebiliyor. Yani buna entegre olmayan hiçbir meslek ayakta kalmayacak. Dolayısıyla öğrencilerin dediğim gibi üniversitenin bu tür imkanları, yani dijitalleşme ile ilgili ders içerikleri var mı? Bununla ilgili akademik kadrosu var mı? Bununla ilgili araştırma uygulama merkezleri var mı? Bunları kontrol ederek tercihlerini yapması çok çok önemli bence. Çok kısa iki soru.